Ben herkese merhaba. Geçen hafta hatırlarsınız şempanzelerin dünyasında kısa bir yolculuğa çıkmıştık. Şimdi bu hafta da okyanusun sularına dalacağız ve bilinmeyen bir düzeyde iki türün birbirine bağlanan, gerçek dokunaklı hikayesini anlatan Ahtapot'tan öğrendiklerim My Octopus Teacher isimli Netflix belgeselinden bahsedeceğiz. Umarım zaten izlemişsinizdir aslında. Ama eğer hala izlemediyseniz geçen haftaki belgesel gibi bunu bir daha düşünün derim. Şimdi Ahtapot'tan öğrendiklerim duygusal kurmaca filmden daha dokunaklı bir belgesel. Kurmaca gerilimden ise daha da heyecan verici bir belgesel. Bunu bir belgesel nasıl başarabildi sorusunun cevabı ise hikaye anlatı becerisine bağlıyorum bu belgeseldeki. Ve bunun belgesel türünü belli ölçüde yeniden de tanımladığını düşünüyorum aslında. Yani belgeselin sıradan bir ahtapot ile mesela bizlere öğrettiği şey ise bu denizlerin altındaki yaşamlar karşısında insanın tevazu hissetmesi gerektiği. Bu insan türü olarak gezegenimizde mesela doğayı ve canlıları kurtarmanın yolu bilgiyle tevazuyu beraber harmanlamaktan geçmekte. Aksi takdirde türümüzü diğer türlerden üstün görmeye devam ettiğimiz sürece onlar ile birlikte biz de yok olacağız. Formül çok basit. Büyük filozof Mevlana'nın dediği gibi tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Sevgi ve hoşgörü de deniz gibi ol. Anlatıcımız Craig Foster, hayatını en tehlikeli hayvanları filme çekerek geçirmiş birisi aslında. Güney Afrika'da Cape Town yakınlarındaki False Bay açıklarında mesela soğuk sularda yosun ormanının büyülü su altı dünyasında dalış kıyafeti ve oksijen tüpü kullanmadan dalış yapmaya başlıyor. Ve günün birinde Craig Foster'ın dikkatini sıradan küçük bir ahtapot çekiyor. Onu takip ederek incelemeye başlayan Foster bu ahtapot ile tam 324 gün geçiriyor. Onu incelediğini düşünerek geçirdiği dalışlar sırasında aslında akıllı bir canlıyı ve de gizemli, devasa bir gezegeni keşfettiğini fark ediyor. Belgeselin seyircinin yüreğini dağlayan, yerinden kıpırdatan dokunaklı bir sahnesi var ve o sahneden sonra ise aslında bu sıradan gördüğümüz ahtapotun kendisine daha önce hiçbir insanın tanık olmadığı şeyler gösteren bir öğretmen olduğunu anlıyor belgeselcimiz. Ahtapot adeta onun gurusu oluyor. Şimdi belgeselin hikaye anlatıcılığına bir daha vurgu yapmak istiyorum. Bu Craig Foster'ın hayata karşı mesela bıkkınlığı, depresyonu ile başlayan film sürecinin asıl hikayesini sonuca doğru ilerledikçe oluşturduğu izlenimine kapıldım ben. Yani özellikle mesela ahtapotların yaşam süresinin çok kısa olması ve erkeklerin işte çiftleşmeden sonra birkaç ay, dişilerin ise yumurtalar çatladıktan kısa bir süre sonra öldüklerini hesaba katarsak bu Foster'ın bize anlattığı ve deneyimlediği şeyin sahte olduğunu söylemiyorum kesinlikle ama yaşadığı deneyimi elindeki binlerce saatlik görüntüyle birleştirerek sonradan bir hikaye anlatımı oluşturmuş olabileceğini düşünüyorum. Yani eldeki görüntüler ile Foster'ın anlattığı hikayeyle eşleştirerek çok iyi bir iş çıkartılmış. Yani sallama bir şeyden bahsetmiyorum burada. Hele ki ahtapotun Foster'a nasıl güvendiğini gösteren birkaç sahne var ki ve o sahnelerin hissettirip düşündürdükleri asla unutulmayacak türden. BAFTA ve Oscar ödüllü belgeselin zorlu çekimleri 8 yılda tamamlandı. Son birkaç yılında bu belgesel çekiminin Craig'e bir ekip yardım etmiş. Seneler boyunca çekilmiş olan dediğim gibi bu 3000 saatlik bir görüntü kaydı birikmiş. Bu kaydın tarayıp inceleyen ekibe aynı zamanda mesela hayvan davranış uzmanları, biyologlar, ondan sonra ahtapot psikoloğu falan olarak tanınan Profesör Jennifer Mutter var. O da eşlik etmiş. Dediğim gibi bol ödüllü ve belgesel hikaye anlatıcılığında aslında yeni bir kapı açan belgesellerden bir tanesi. Ama ben ahtapotlarla ilgili biliyorsunuz 30 sene bir vegan aktivist olarak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ahtapotları bu kadar seviyoruz ama bu filmden bahsedip akşamına ahtapot salatası yemek de aslında pek bir ikiyüzlücü oluyor. Şimdi şöyle tarif edeyim size. Yakalanan bir ahtapotu alın. O daha canlıyken en az 40 kere taşa vurun.
yumuşasın diye. Ardından ahtapotu büyük bütün halde tenceredeki suya atın. Ve unutmayın, kısık ateşte 1,5 saat boyunca pişirin, afiyet olsun. Evet, pek çok insanın ahtapot güzellemesinin serüveni hala ne yazık ki bu şekilde. Ama artık ahtapotun bence bir tarifi daha var. Bu tarif sadece ruha iyi gelen cinsten. Bu ahtapottan öğrendiklerin belgeseli işte bu tarif için müthiş bir kaynak. Bu belgeseli izledikten sonra ahtapot salatası severlerin farklı bağlantı kuracağını umuyorum. Bizim hayvanlardan öğreneceklerimiz onların bizden öğreneceklerinden daha çok. Hangi canlıya zaman geçirirsek geçirelim, onun karakteri, aklı ve duyguları olduğunu fark ediyoruz. Dünya sadece insanlar için değil, tüm canlılar için. Bu sıra dışı ilişki hikayesiyle belgeselcinin bizlere iletmeye çalıştığı ana mesaj bence çok açık. Dünyadaki canlılarla pek çok ortak nokta paylaşmaktayız ve birlikte yaşamanın bir yolunu bulmalıyız onları öldürmeden. Benim bu belgesele puanım 10 üzerinden 8. Haftaya görüşmek üzere, iyi seyirler.